Egzoza alacaksın herhalde. Tam arkasına denk düşüyor. Suzuki Burgman 200 fren balatasını değiştirmek için arka tekerlekteki balata tam egzozun arkasına denk geliyor. Şimdi egzozu komple çıkaracak usta. Şimdi öbür eser için bobin geldi bugün. Bizim gelecek araç deneyeceğiz. Test edeceğiz aracı. Aynı sizin de aynı şikayet. O araç size veriyorsa sizinkine de isteyeceğiz gelecek. Rica geleceğiz. İşte bu kaliper sisteminin adı floating kaliper, hareketli kaliper. Ondan sonra yok. NK250'lerdeki gibi maşaya sabit duruyor kaliper. 4 tane piston var. Kaliper kesinlikle hareket etmiyor. Floating disk olur onlarda. Ondan sonra onlar nasıl sıkıyorlar hareket etmeden? Ha? Hareket etmeden disk 4 taraftan basıyor. 4 tane piston var. Bunda şimdi tek piston var. Dolayısıyla bunun hareketli kaliper olması lazım. Yani bir taraftan sabit destek yapması lazım, bir taraftan basıyor. O da basınca şu sistem şöyle sabit ya bu. Sen buradan bastığın zaman burası gitmek istediği için burayı da çekiyor. Evet. Ve frenleme yapıyor. Ama şey gibi nedir onun adı? NK150, NK400 işte TDM900 birden fazla pistona sahip olan. Yani benim mesela motorda 4 tane piston var. Karşılıklı basıyor. O yüzden kaliper floating değil, hareketli değil. Şöyle göstereyim. Birebir aynı balatayı da göstereyim. Aradaki şey fark. Nasıl yani? Oha! Bu tamamen bitmiş. Dolmuş balatası yani olmuş mu? Bir milim kalmış. Nasıl durdun bu samanı?
Yani henüz riske değmemiş ama. Tam sınırında gelmiş. Bu da aynı şey kaçtı. ...20.000'de değişmişti. Balatalar. 21.000'de bu hale gelmiş. 20.000'de mi? 41.000'de geldi bu hale diyeceğim. İşte 20.000'de değişti, 21.000 yapmış hali yani bu balatalar. Normal, normal. Sana 100 puanlık uzman sorusu Tugay abla. Biri diğerinden niye daha fazla oksitli? Oksitli olan alttadır. Ne geliyor ona daha çok? Yoldan çamur. Çamur, su, kışın tuz. Zaten bizim gibi kış ülkelerindeki en büyük sıkıntı yolların işte donmasını önlemek için kullanılan tuz ve benzeri solüsyonlar. Onlar birlikte motosiklet ve araba aksamlarını korkunç çürütüyor. Haftaya cumartesi çalışıyorum. Ondan sonra yaklaşık 2 saat sürüyor. Evet. Yani bu servise gelip gitmeniz hemen hemen 2 saat sürüyor. Sen getir, bırakacağım, takacağız, deneyeceğiz. Öyle ayarla kendini. Evet, evet. Tamam, yani aha, bugün ayarla, uğra getir bana. Ondan sonra soğuyunca takacağız, deneyeceğiz. Olduysa yarın teslim edelim. Ön baltanın daha değişmeye ihtiyacı yok. Nerede yeni balta? Sen ön freni pek kullanmıyorsun herhalde. Evet. Ha, şeyi diyecektim usta. Bak. Yarısından neredeyse yarı yarıya duruyor daha bu balata. Daha gerek yok buna. Ön fren folyum var zaten. Küçükken bisikletle çok güçlüyüm ön freni sıkınca. Bir de fren yaparken bir titreşimle bir şey oluyor. Bu diskten bir yanıklık olabilir mi? Disk edildiyse zaten o disk değişimi dışında başka çare yok. Rezerv baltası yanına bir de disk yazacağız. Arka fren çıkıyor. Yamuluyor yani. O zaman ön balatayı değiştirmiyoruz. Şu anda değiştirmiyoruz. İhtiyacımız yok şu anda.